Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevaysam, 30 Mayıs'ta Zincirlikuyu'da vereceği konser için özel bir hazırlık yapıyor. Şevaysam, pandemi sonrası daha neşeli bir repertuar hazırladığını söyledi. Pandemiden önceki konseptimizden biraz farklı bir konsepte geçtik. Biraz daha neşesi yüksek bir repertuar hazırladık. Çünkü pandemide hepimiz çok yorulduk, çok sıkıldık ve çok özledik eğlenmeyi. Şarkıdan şarkıya geçiyoruz, işte aralarda birbirimizle eğleniyoruz, gülüyoruz. Bazen o kadar komik şeyler oluyor ki yani. Bakıyorum onlar kendi aralarında eğleniyoruz. Ben siz eğlenemezsiniz filan diyorum. Çünkü sahnede inanılmaz eğlenmeye başladık. Şarkılarımız da hem herkesin bildiği ama çok fazla da tüketilmemiş şarkılar. Şöyle oluyor, bu bir çeşit alışverişe dönüşüyor. Biz çok eğlenince insanlar çok eğleniyorlar. Onlar eğlenince biz daha da çok eğleniyoruz filan. Tamamen bizim, karşılıklı. Bizim için evet bir şey fırsatı bu yani. Gerçekten bir açıdan da iyileşme, şifalanma fırsatı. Çünkü müziğin öyle bir etkisi var gerçekten üzerimizde. Bu yaz konserden konsere koşturacağını belirten Şevaysam, boş vakitlerinde Prenses adını verdiği karavanıyla tatil yapacağını belirtti. Yazın tabii Bodrum'da ağırlıklı olarak olacağız. Bodrum, Alaçatı, Çeşme. Ondan sonra düğünler var, halk konserleri var. Yani bu yaz benim için durmak yok. Yani dizi bitiyor, ben konserlere devam ediyorum. Yani dizi devam ederken konserler hiç durmadı. Ama dizi olmasa her güne bir konser olabilecek kadar yoğunluğumuz vardı. Bir yoğun tempo var ama karavan tatili falan da demiştiniz. Yani olacak mı yoksa böyle konserlere gittikçe bir iki günlük öyle kaçamak tatiller mi? Tabii bir iki günlük kaçamak tatiller yapmazsam biraz motoru yani makineyi biraz yorabiliriz. O yüzden arada sırada dinlenmek ve şarj etmek açısından öyle iki üç günlük kaçamaklar olacak. Yani sizden korkuyorum ya, Prenses benden daha meşhur olduğu için o karavan yakalanıyorum o yüzden yani bilmiyorum, sizin olmadığınız yerlere gidebilirim. Şimdi adres vermiyorum o yüzden. Son olarak şampiyon Trabzonspor için bir şarkı besteleyen Sam, 2005 yılında aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu'yu andı. Enteresan oldu. Biz bayramda Dalaman'dan Antalya'ya geçerken 4 saatlik bir yolculuğumuz vardı. Trabzon'un şampiyonluğunu öğrendim. 38 yıl, hani bütün şaibeleri bir kenara bırakıp 38 yıl sonra tekrar şampiyon olduğunu öğrendim. Bir Anadolu takımının tekrar şampiyon olması beni heyecanlandırdı önce. Sonra bir yerde Kazım'ın Trabzonspor formalı resmini gördüm ve içimden dedim ki yani Kazım eğer yaşasaydı mutlaka bir şarkı yapardı dedim. Böyle uzaklara daldığımda birden böyle bir sözler yağmaya başladı. Böyle bir ritim geldi falan. Başladım yazmaya. Sonra işte Trabzonspor'un bu hikayesi, şampiyonluk hikayesiyle ilgili bir takım doneler öğrendim. İşte kasket unsuru var, evet. Uğurcan penaltıyı kurtardı. İşte oradan selam yolladı Kazım'a falan. Böyle bir heyecanlandım. Ya dedim ben böyle bir şarkı yaptım dedim çocuklara, bizim ekibe. Aa çok güzel ki hiçbirimiz aslında Trabzonsporlu olmamamıza rağmen sevindik yani bu duruma. Sonra işte Kıbrıs'ta mıydık, bir yerdeydik. Bir provasını yapsak mı dedik. Hadi yapalım dedik filan. O sırada böyle şu şöyle bu böyle işte sen burada horon yap, sen burada bilmem ne çal filan filan derken şarkı bir anda çıktı. Ve biz o provayı kaydettik. Sonra ben bunu Abdullah Avcı'ya gönderdim. Onlar çok beğendiler. O Trabzonspor'a gönderdi filan filan derken bizim aslında prova kaydımız. Ve tribünde yayınlandı yani ve hoşuma gitti yani hani o şampiyonun, o güzelliğin, o heyecanın bir parçası olmak. Ünlü şarkıcı başrolünü oynadığı Gülbeyaz dizisinin ardından Karadeniz halkının kendisine büyük sevgi gösterdiğini ifade etti. Enteresan bir biçimde bir tarafım artık hani sonradan olunur mu, ben sonradan Karadenizli oldum galiba. Karadenizli olmamama rağmen Gülbeyaz'dan sonra Karadenizliler bana olan sevgisini hiç kaybetmediler. Bir çeşit belki Kazım'ın yadigarı gibi gördükleri zamanlar oldu hakikaten ki Kazım çok kıymetli bir insandı ve benim çok iyi arkadaşımdı. Ben o yani şimdi mesela yıllar önce bir Karadeniz albümü yapmıştım. Şimdi ikincisi yolda. Haziran ayında sanıyorum onu da yayınlayacağız. Ara vermek zorunda kaldık.
Hasan Salt'ın vefatından sonra tekrar gündeme gelmesi, Trabzonspor'un şampiyonluğuna denk gelmesi falan çok tatlı oldu. Hem ben bunu Trabzonspor'a bir hediye olarak yaptım. Onu da albüme koymayı düşünüyorum. Ayrıca o albümde bir tane daha benim bir Karadeniz türküsü bestem var. Bir hikaye yazdım kafamda, bir Karadeniz hikayesi. Ona şarkı yaptım. Bu da benim vefa duygum diyebilirim. Yani onlar bana yıllarca sahip çıktılar ve yıllarca kalplerinde yaşattılar ve hiç bırakmadılar. Ben de biraz teşekkür mahiyetinde onların ritminde ve onların şivelerinde bir şarkı besteleyip albüme koydum. O da benim küçük naçizane bir hediyem oldu Karadeniz'e. Şevval Sam'ın kendi izinden gidip oyunculuğu seçen oğlu Tarık Emirtekin şu günlerde Maltepe'de vatani görevini yapıyor. Oğlumuz da çok şanslı bu arada, İstanbul'da askerde. Öyle demeyeydik. Evet ya, bir asker annesiyim şu anda. Hayırlısıyla bitirsin. Onun da yoğun bir temposu vardı. O da bir ara vermiş oldu aslında. Bunu yaşamasını istiyordum bir açıdan, yani bunu deneyimlemesini. Kısa da olsa deneyimleyecek. Ondan sonra tekrar çalışmaya devam edecek. O artık kanatlarını açtı ve uçmaya başladı. Şimdi ben tabii çok erken anne oldum. 23 yaşındaydım Taro doğduğunda. Ve biz aslında biraz da beraber büyüdük. Beraber büyümek ne demek? Ben de biraz çocuk bir tarafım olduğu için birlikte oynuyoruz. Kılıktan kılığa giriyoruz. Hani ben onu sürekli bir kılığa sokuyorum. Karşılıklı hani oyunlar oynuyoruz filan. Hep bir şeyi vardı. Anne beni izle, anne beni izle, anne filan diye. Sonunda hani benim harcımda izleyenlerin de olduğu bir hayatı olduğu için çok mutluyum. Ben tabii onu kendi yolunda kendi başına aslında bıraktım. Yani benim herhangi bir dahlim yok. Sadece ihtiyacı olan bazı rehberlikler yaptım yine bir anne olarak. Ama biz çok objektif bir aileyiz. Kimse kimseyi kayırmaz. Ben bu kadarını beklemiyordum. Sürekli telefonlar geliyor. Nasıl tatlı bir oğlan çocuğu yetiştirmişsiniz, nasıl tatlı oğlunuz, ne kadar yetenekli, ne kadar güzel oynuyor filan filan. Ben bile koltuklarımı kabara kabara geziyorum.